Yarının dünyası Paribu bu sunar. Her yıl yüzde on büyümemiz gerektiğini söylüyoruz. Yani potikaların o şekilde oluşturulması gerekiyor. Yüzde dört beş de bence çok rahat bir şekilde ulaşılabilir bir, bir, bir hedef olduğunu hedef. düşünüyorsunuz. Ama yani. az önce söylediğiniz özellikle rekabet konusunda bir daha söylüyorum. Bizlerin o kapsamda girdi maliyetlerimizde dövizin paralel gitmesi lazım. Ne yapmam, yapılması lazım? Doların da bir yıl boyunca bence yıl sonunda yüzde 45 kadar artması gerektiğini o kapsamda düşünüyorum ki verilmiş olduğumuz maliyetlerde almış olduğumuz şey başa baş noktasına gelsin. Peki. E Oksijen TV ekonomi sohbetleriyle karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ersem. Bu hafta yayınımızı Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir ortam var. Herhalde ihracatın nabzını tutmak için doğru yerdeyiz. Konumuz tabii ki Tim Başkanı Mustafa Gültepe. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladığınız için. Aslında 2023 herhalde en zorlu, bence sizin de başkanlık döneminizde sınav verdiğiniz bir yıl oldu. Yani seçimi mi söylesem, Türkiye'nin cari açığını mı söylesem, KKM'yi mi? Hani böyle anlatsak herhalde sayfalar da olsa dillere destan e, olay örgüsünün olduğu bir yıldı. Ama ben sizin perspektifinizden merak ediyorum. Yani bu kadar zorlu bir yılı gerçekten e, güçlü bir şekilde kapatmayı başardınız. Nasıl oldu, nasıl geçti 2023? Evet sizin de aslında bahsettiğiniz gibi gerçekten 2023 yaşamadığınız şey kalmadı diyebilirim. Biliyorsunuz bir de Şubat özellikle Türkiye'de yaşanan büyük bir felaket Doğru. sonunda. Ee, özellikle ekonomik kararların ortaya koymuş olduğu işte e, KKM ve benzer farklı fonksiyonların ve her gün aslında politikaların ve ekonomik kararların değiştiği bir noktada. E, ve dünyada iki tane savaşın aslında hem kuzeyde hem güneyde olduğu bir noktada gerçekten e, Türk ihracatçısı e, farklı bir başarıya imza attı. 2023 aslında beklentileri istinaden tabii çok daha yüksek biliyorsunuz biz yıllara başlamadan diyoruz ki Türkiye'yi farklı bir noktalara getirebilmek önümüzdeki dönemlerde dünyadaki ilk 10 ihracatçı ekonomi arasına koyabilmek için en az %10 büyümeliyiz. Doğru. Tabii yüzde büyüyemedik. E, az önce anlatmış olduğumuz nedenlerden dolayı. Ama yine de bir artış sağladı. 255.8 milyar dolar bir ihracatla e, kapattık. %0.6 bir artış ama dünya ekonomisinin aslında biliyorsun taleplerin düştüğü, Avrupa'nın resesyona girdiği. Avrupa'nın resesyona ve taleplerin düştüğü bir noktada bütün dünyada bu şekilde gerçekten bir ihracat rakamına e, imza atmak ve burada sadece özellikle üretici ihracatçı olan e, Türkiye'nin geleceğiyle çalışan bütün iş insanlarını, çalışanlarını Bekçisinden genel müdürüne kadar herkesi tebrik ve teşekkür etmek gerektiğini düşündüğünü söyleyebilirim. Bu arada. E bir de tabii e, bu rakamları oluştururken gerçekten biz de 2023 yılında tim olarak, birlikler olarak hani bir laf var diye Cumhuriyet tarihimizin en yüksek e, ticari ve alametlerini yaparak e, bu noktalara e, gelmeyi başardık. Peki bu gerçekten Cumhuriyet tarihine damgasını vuran rakamların gerçekleştiği yılda. Biraz aslında gelin beraber bir bilanço analizi yapalım. Yani artılar eksiler neydi? 2023 yılında pazar kaybı yaşadığımız özellikle işte ülkeler neresiydi? sektör sektörel olarak baktığınızda hani şu sektörlerde çok büyük zayıflık vardı dediğiniz neresiydi? Önce onu sorarak başlayayım. Şimdi Türkiye'de şu anda yapılan, yapılan sınıflandırmada hı. 27 sektörümüz var. Hı hı. 2023 yılının sonucuna baktığımız zaman 13 sektörümüz eksi yazdı. Diğer 14 sektörümüz artı yazdı. Şimdi eksi yazan e, sektörlerimiz genelde çok daha fazla emek yoğun, emeğin daha fazla olduğu, maliyetlerin daha hassas olduğu noktalar eksi yazdı. Diğer biraz daha teknolojik olan sektörlerimiz, hı hı. işte biraz daha katma değeri yüksek olan. Kim var bunda? Savunma sanayi gibi, mücevherat e, mücevherat gibi. işte makine sektörümüz, elektrik elektronik sektörlerimiz ve bir de tarım sektörlerinin hepsi artı yazdı. E, eksi yazanlar içerisinde en büyük şey dediğim bir tanesi maliyet unsurlarını çok gerçekten büyük problemi yaşadık. Bir de e, daralan işte az önce Avrupa'daki en büyük hmm. pazarlarımız biliyorsunuz Türkiye'nin ortalaması %45 Avrupa Birliği ülkelerine satıyor. Oradaki olan e, daralmaların yüzde ortalaması %15'e yakın olan bir daralmanın e, Türkiye etkisi çok daha fazla oldu. Sebebi de şudur. E, belki o kadar fazla olmayabilirdi. Yani maliyet ve maliyet tutturma, rekabetçilik konusunda Türkiye 2023 yılında toplamını 5 level olarak kabul edersek yani belki üçüncü level ve dördüncü level arasında bir yerde kaldık. Fiyat rekabetini sağlayamadık. Sağlayamadık. O zaman. Fiyat zaten daralan piyasa var. Türkiye gittikçe pahalı olunca otomatik olarak alıcılar başka ülkelere gittiler. Başka ülkeler yani bizim rakip ülkelerimiz sektöre bağlı olarak hazır geminin rakip ülkeleri farklı makine sektörümüzün farklı, işte savunma sanayinin farklı sektörleri, ona benzer olarak diğer ülkeler de fiyatlarını düşürdüler. Yani Biraz orada devlet politikası. Doğru. Onları düşürürken bizim burada hem maliyetlerin artması, hem rekabet edinmememiz otomatik olarak e, yapacak olduğumuz ihracatta diğer e, sektörlerde eksi yaşadık. Aslında amaç tabii en az herkesin, hepsinin, bütün sektörlerin artı yazmasıydı. Ama inşallah 2024'te ikinci yarısından sonra daha pozitif bir şekilde konuşabiliriz. Aslında birazdan onu sohbetin ilerleyen dakikalarında soracağım size. İhracatçının e, ucuz Türk lirasından nemalanma lüksü artık bu dönemde çok kalmadı. Yani hep böyle eleştiriler var. Sizinle daha önce televizyonda da defaatle evet. De yaptığınız yayınlarda uyarıyordunuz. Ama tabii şu, biraz da empati kurmak lazım ihracatçıyla. Yani haklı olarak onlar da diyor ki yani Türk lirası rekabetçi olunca Evet elbette bizim işimize geliyor. Ama sanki bundan sonraki dönem hep katma değere, patente, markalaşmaya daha fazla kafa yormamız gereken bir dönem. Şimdi oradaki detayları soracağım ama oraya gelmeden geçen seneyle ilgili merak ettiğim çok önemli bir konu var. Geçtiğimiz yıl özellikle işte anti dumpingler, gümrük vergileri, şimdi yani ülkeler arasındaki siyasi ilişkilere baktığınızda Neler yarım kaldı? Yani işte şu pazarlarda daha fazla olabilirdik. Keşke şu pazarlarda biraz daha hükümetle temaslarını arttırsaydı ya da biz de ihracatçılar olarak daha fazla pazar araştırması yapsaydık dediğiniz neler var ki 2024'de dersimizi çalışarak girelim? Şimdi 2023 yılında aslında büyük şeylerde bir tanesi de 2023'te aslında Türk ihracatçısı çok uygun koşullarda krediye ulaştı. Ama uygun koşullarda ulaştı ama yeterlilik seviyesi çok düştü. E, İstenileni takdir eden yani ihracat rakamları yukarı çıkıyor, doğru. ihracat artıyor. E, i̇şte son 3 yılda 200, işte 250 milyonun üzerinde rakamları imza atıyoruz. Aslında bunu yaparken Finansmanı olan ihtiyaç daha fazla yukarı doğru çıkıyor. Tabi sıklaştırma politikalar, özellikle e, aslında 2023'teki kur kur baskısı yani e, işte seçiminde olması nedeniyle beraber 20'nin aşağısında tutma politikası ile beraber. Faizler de dünyada faizler yukarı doğru çıkarken faizlerin aşağı doğru inmesi biraz tamam. o da ekonomikte işte iktisatta ezberlenen teorilere biraz farklı bir şey oldu. Ya biz ihracatçı ve üretici olarak ne kadar tabii uygun krediye ulaşabilirsek o kadar biz yatırımlara, üretimlere iyisi ama çok daha fazla e, imkan ve olanak tanınırız. Onda bir şey yok. Uygun e, olduğun takdirde ama insanlar ulaşama, ulaşamadı. Ulaşamayınca biz de ee, dönemin e, bakanımız Mehmet Muş'la e, işte ortaya koymuş olduğu ihracatı geliştirme maaşı ile e, biraz olsun bir nebze de olsa ihracatçılarımıza kefalet ve teminat noktasında destek vererek finansmana ulaşmaları biraz daha daha fazla yukarı doğru çektik. Tabii burada aslında beraberce 2023'te para politikası ile üretim ve ihracat politikası ...paralelinde devam etmiş olsaydı ya bence 2023'ün %0.6 olan büyümeyi ya da e, ihracat artışını ben en az %4 %5 seviyesinde olabileceğini o kapsamda düşünüyorum. Özellikle 2023'te şunu diyebilirim. Yani siyasi Avrupa tarafındaki olan Şeyler yani işte de, gümrük vergisiydi, dampinti vesaireden ziyade diyorsunuz. Aslında kredi kanalları, finansmana erişim, e, burada yaşanan zorluklar biraz ihracat oldu. tarafında. Oldu. Yani i̇thalat, net işte, ihracat tanımı doğru. geldi. Onlarla ilgili biraz daha spesifik olarak e, tabii e, bir taraftan e, fiyatların artıyor, Hı -hı. ücretler artıyor, girdi maliyetleri artıyor. Bir tarafta da kur aşağı doğru iniyor. Yani orada çok büyük bir şeye girdi ihracatçı. Yani maliyet problemine girdi. Yani o dönemde... Önemli e, bir girdi Hangisini dengeleyeceksiniz değil bir, ben? Bir sene içerisinde, bir buçuk sene içerisinde rakamda vardı bende o 2023'ün istinaden. Girdi maliyetlerimiz %160 artmıştı. E, dövizin artışı %90. Arada yani makas %60, %70. Yani bunu toler etme şansı, o şansı Doğru. yok. Rekabet etme şansı yok. 2023'te özellikle körfez ülkeleriyle ilgili siyasi olarak e, gelişmeleri iyi olunca o bölgedeki olan ihracatımız gerçekten ki bir çok daha bir şekilde rahatladı. bu yani buna Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere yine Suudi Arabistan'la ilgili özellikle 2023'te en fazla artış sağlayan ülkeler. Ya yani siyasi e, otorite ile ekonomi otoriteleri bir araya bir noktada iyi bir şekilde oluştuğu zaman oradaki artışlar çok yüksek. O kapsamda gidiyor. E, i̇nsanoğlu e, maalesef e, siyasi etkilerden, atmosferden de kim olursa olsun, iş insanı da olsa, vatandaş da olsa, bir nebze de olsa etkileniyor. Dolayısıyla en güzeli her e, komşumuzla, ihracatta iyi bir ilişki kurabildiği takdirde daha hızlı bir şekilde ihracatı artırırız diye düşünüyorum. Peki gelelim o zaman bu yıla artık. Şimdi e, 402 milyar dolarlık hedef. şimdi Ben okuduğumda şöyle biraz ürkünmedim ki çok cesur bir açıklama bu. Yani çok evet. yüksek geldi rakam. Nasıl tutturmayı düşünüyorsunuz? Yani hangi kalemlerle, hangi sektörlerle? Ee, tabii soruya şunu da ekleyeyim: Bu kredi maliyetleriyle ve kuru belli ki bir süre daha bastırmayı düşünüyor mevcut hükümet. Çünkü işte Cumhurbaşkanı Erdoğan bile Türk lirasındaki reel değerlenmeye dikkat çekti. Yani artık rekabetçi kur politikası pek yok. E hem böyle hem faizler yüksek hem de diyorsunuz ki 402 milyar evet. dolarlık bir hedef var. Şimdi şöyle tabii biz o rakamı verirken biraz da farklı bir algı olma noktasında hizmeti de birleştirerek ha, verdik. Hizmetle Evet hizmetle beraber verdik. Evet hizmetle beraber verdik. bundaki rakam şu. Mal ihracatı 267 milyar dolar. 135 milyar da hizmet ihracatı. Toplamına baktığın zaman 402 milyar dolar. Bu sene zaten biliyorsunuz 255.8 milyar dolar 2023'te yaptık. Hı hı. Aslında orada bir 10 milyar, 12 milyar gibi bir artış var mal ihracatında. 5 6 hiç fena Kim? değil bu orada. Yani aslında ulaşılabilir bir rakam. Bu yani 6 çok iyi. Bu şartlara istinaden Hizmette de 100 milyar doların üzerinde 100, 105 milyonla yıllık biliyorsunuz iki ay sonra geldiği için yılı kapatacağız gibi bir şey var. Hizmet ihracatı da o kapsam daha hızlı ilerliyor, yükseliyor. Bir de tabii Türkiye'de son dönemlerde son bir son iki yılda üç yılda çok fazla sektörlerin fuarları var. O fuarların da etkisiyle beraber hizmet, turizmin artması özellikle çok fazla hızlı bir şekilde artıyor. Dolayısıyla hizmet sektörü iyi bir hızla bir şekilde gidiyor. bir de o net ihracat o kapsamda hizmet sektörü gelip burada harcadıktan sonra. Ama biz eğer dünyadaki o normalleşme süreçleri tabii her şey biraz daha bir verileri bir, de bir hedefi ortaya koyduğunuz zaman de, almış olduğunuz bir değerler var. Normalleşirse dünya ikinci yarıda da faizler aşağı doğru başlayınca bu rakamlar çok rahat bir şekilde ulaşılabilir diye düşünüyoruz. Biz her yıl yüzde on büyümemiz gerektiğini söylüyoruz. Yani politikaların o şekilde oluşturulması gerekiyor. Yüzde dört de bence çok rahat bir şekilde işte ulaşılabilir. Bir, bir hedef, bir olduğunu hedef. düşünüyorsunuz. Ama az önce söylediniz özellikle rekabet konusunda bir daha söylüyorum. Bizlerin o kapsamda girdi maliyetlerimizle dövizin paralel gitmesi lazım. Biz yukarı ya da ekstra farklı bir kur kesinlikle istemiyoruz. Örnek veriyorum sadece 2000 son bir yıldaki rakamı söyleyeyim. Değerlendirmeyi kamuoyu yapsın. Son bir yılda bizim girdi maliyetlerimizde ücretlerde sadece ücretlerde yüzde 105 oranında bir artış oldu. E, dolar Türk lirası 60 yükseldi. Evet. Şimdi yüzde 40'lık 45'lik bir fark var. Şimdi bu yüzde 45'lik bir farkı yüzde 5 atıyorum yüzde 35 yüzde 40'ı çok fazla. Çok fazla. Dolayısıyla Tek bir ürünü siz satsanız ülke olarak herkes sizden almak zorunda olsa hiç sorun yok. Burada algı yapmamak lazım. Yani rekabetçi kur, TL işte çok cazip olsun demiyorsunuz. Hayır. Daha önce de hep siz bunu evet. söylüyorsunuz. Hep orada bir yanlış anlaşılma oluyor. Öngörülebilir, oynaklığı düşük, enflasyona paralel, maliyetlere Aynen. paralel Kesinlikle. sizi yani en rahat ettiren. Aslında bunu anlatmak zor. Şimdi siz enflasyon artıyor, e, ücretleri arttırıyorsunuz. Hı -hı. E, i̇çeriye satsanız şöyle oluyor, fiyat artış yapılıyor içeride. Yani hazır kimci olduğum için ondan şey vereyim, bilgi vereyim. 100 lira olan bir tişört diyelim. Eğer yüzde 50 artırıyorsa yüzde 150 lira yapacak. Yani mağazada 150 lira alacaksın. Otomatik olarak fiyatlandırıyor. Ama yurt dışında öyle değil ki 100 lira olan şeyi ben ona 115 liraya, 100 liraya satamam. Yani çünkü o sadece buradan almıyor, bütün dünyadan aldığı için aynı fiyatı ya da çok az artışlarla yüzde 3, yüzde 2, yüzde 1. Maksimum %5 artışlar da satabilirsin. Çünkü diğer tedarikçileri, sektöre bazı farklı ülkelerde farklı her tarafta üretim yapılıyor. E, yabancı bunu niye pahalı alsın senden Türkiye'de? Doğru rekabetçi olmak Almaz. gerekiyor. Dolayısıyla buradaki o girdi maliyetleriyle e, dövizin paralel gitmesi gerektiğini e, düşünüyoruz. Eğer o şekilde olursa aslında Türk ihracatı, Türk üreticisi bence çok daha hızlı bir şekilde büyür. Bu arada ekonomistler şöyle bir yan etkiden de bahsediyor. Eğer Türk lirası fazla değerlenirse de e, bu dönemde ithalat da patlayabilir. E zaten, Daha önceki dönemlerde gördük. E zaten öyle oldu. Şimdi o da çok tehlikeli. 2023 yani yılında. Sizin aleyhinize ithalatın lehine işliyor. Aynen. İki... E, sizin rezerviniz yok. Çok evet. yüksek bir cari açığınız var. Bunu yapma lüksünüz de yok aslında. Yani şu anda e, kuru bu şekilde özellikle dengesi, dengeyi oturtamadığınız takdirde hı hı. son 1-1,5 bir, bir yılda bakın. Mesela hazır giyim Türkiye aslında üretim üstü tekstille beraber. Doğru. Ya yani hazır giyim tekstilde büyük potansiyel var. İkisini topladığınız zaman 30 milyarın üzerinde bir rakam var. Yani Türkiye'nin otomotivden sonra neredeyse ikinci büyük beraberce bir sektörü. Ne oldu hiç ithalatçı olmadığımız ürünlerde ayakkabı sektörü, deri sektörü aynı şekilde ithalat gelmeye başladı. Sebebi kurun düşük kalması. Dışarı çok daha ucuz. Ya da Türkiye'de üretim yapmak isteyen firmalar Türkiye'de yaptırmıyor. Pahalı diye gidip dışarıdan getiriyor. ülkedeki getiriyor. Burada üretim evet. satıyorlar. Sadece 2023'te hazır giyim, ihracat, ithalatında 300-400 milyon civarındayken 3 milyar doların üzerine çıktı. Çok yani. çok sert bir artış. E çok sert bir artış. Kur'daki hareketten. E aynen öyle. Yani. Sebebi de nedir? E, kur politikasının bence biraz Hı -hı. daha düşük kalması. Artış maliyetlerinin istinadı. Şimdi bu yıl için beklentiler genelde e, Mustafa Bey tabi yıl sonunda bakacağız göreceğiz yani yerel seçimler var ama ne yerli yatırımcı ne yabancı yatırımcı ne da siyasi tarafa baktığımızda. E, Ana muhalefet tarafındaki ekonomide karar verenler bile bir risk olarak görmüyorlar. Bu iyi bir şey bizim için. Yani sonuç ne olursa olsun zaten evet. İstanbul'a bakıyoruz. Evet. Yani diğer şehirlerde çok bir risk belirsizlik yok ama işte İstanbul'da belediye başkanı kim olacak? Bunun da garip bir şekilde yani ister mevcut belediye başkanının devamı ister mevcut hükümetin şu an adayı gelsin piyasaları etkilemez deniliyor. Katılıyor musunuz bu görüşe? Yerel seçim gerçekten bir risk değil mi Türkiye ekonomisi için? Ee, bu soruyu sorma sebebim de şu. Yani bir tabii ki siyaset uzmanı değilsiniz. Sorumun asıl amacı mali politikalar acaba yerel seçim sonrası değişir mi? Yani ekonomi ve mali politikalar. Yani daha gevşek bir para politikası olur mu? İşte biraz böyle COBİ'lere daha fazla finansman verilir mi? Gibi şeyleri merak ediyorum. Vallahi son 6 ayda e, ekonomi yönetimiyle hı hı. E, gerek Cumhurbaşkanı yardımcımızla gerek hazineye bakanımızla ticaret bakanımız, sanayi bakanımız, tarım bakanımız ve özellikle merkez bankası başkanımızla çok kez bir yere geldik. Hı hı. Özellikle orta vadeli programın hazırlanmasında yapmış olduğumuz katılar sadece biz değil, tim ya da birlikte olarak diğer stakehollarla ilgili. Yani her şeyi istişare ile beraber, bizim yaşamış olduğumuz yani sahadan yaşamış olduğumuz problemleri, sıkıntıları aktarıyoruz. Hepsi en fikir. O konuyla ilgili bence yapılan stratejiler, politikalar, bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili her şeyi anlatıyoruz. Onlar da hepsi aynı noktada. Aynı noktadan bakabilme imkanımız var. Tabii sonuçta Türkiye bir e, bizde de nasıl seçim oluyorsa e, Türkiye'de işte ekono, e, siyasi iktidarda seçimler oluyor. Yere seçimler ve gene seçimler. Gene seçimleri bitirdik. Önümüzde yere seçimler var. Ya yani ben yere seçimlerin yani gene seçimler gibi yani İstanbul'da Hı. A partisi almış, B partisi almış. Ya bence ekonomi etkilememesi gerektiğini Siz düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyorsunuz. Politikaların değişmemesi gerektiğini için akılcı politikalar, yere hı. basın politikalar, dünyada dünya standartlarına uygun işte gerek teorik olarak e, okutulan gerek geçmiş dönemde uygulanan politikalar şu anda hı hı. yapılıyor. Yani geldikten sonra yapmış olduğumuz toplantılarda kredilerin açılmasında, e, kredilerin finansmanın e, ulaşmadaki olan e, sorunlar, problemler tek tek. Türkiye'nin bütün imkanları... Şu anki imkanları... iletişimi doğru buluyor musunuz? Mevcudu Şu anda iletişimde bence hiçbir problem yok, problemi. hiçbir sıkıntı hı hı. yok. Tam açık bir iletişim var. Sürekli istişare halindeyiz. Her problemimiz, sıkıntımızı aktarıyoruz. Ee, özellikle Merkez Bankası Başkanımıza burada hı hı. gerçekten teşekkür ediyorum. Ee, Sağdan beslenerek, yani teorik olarak yapması gereken e, uygulamaları o kapsamda yapıyorlar. e Düşünün geldikten sonra, e, Exim'in kredi bildesini. 10 kadına çıkardık. 3 milyar TL'ye günlük çıktı. Artınca şu anda bir dönem ekzim bank gerçekten çok sıkışmıştı değil mi? Yani piyasaya fonlama 4-5 milyar dolar yok. bütçesi neredeyse küçülmüştü. Çünkü kullandırmaya kullandırmaya kredileri. Şu an nasıl? E şu anda bence kredi ulaşmada hiçbir problem yok. Sadece kredi faizli biliyorsunuz faizleri Türkiye'de yüksek olduğu için ama burada çok güzel de yine bir şey yapılmış. Merkez bizleri dinleyerek. Ee, özellikle bizim iracatçının kullanacak olduğu politika e, faizi sabit tutulabiliyorsunuz. Faiz artıyor ama bizim kullandığımız egzim kaynaklı... Maliyetler sabit. Aynı sabit. Yüzde yirmi beşte kaldı. Hı hı. Yani biz şu anda mesela normal bankadan ya da egzimden kullandığınız zaman bizde en fazla komisyonlar dahil e, kümülatif olarak, birleşik olarak yüzde otuz altıya geliyor. Ticari kredi faizlerinin göre çok aşağıda tabii. Evet. Yani şöyle bu da ama böyle çok Ama yüksek. Hmm. Gene hani normalde yüksek ama inanıyorum ki sonuçta bir mücadele yapıyoruz. Beraber Piyasanın de... altında ama kendi normlarımıza göre iyi tabii e yine Tabii sonuç böyle, yani kurun bir defa otomatik olarak yüzde yıllık yüzde 36'ın yüzde 36 üzerine artması lazım ki Oradan da finans olarak içeri Tamam söyleyecektim. Yıl sonu beklentileri 40, 42 civarı dolar Türk lirasının. İşte Euro TL'de de 45'ler var. Yani kabaca %35 gibi bir artış bekleniyor bu yıl için. Evet aslında bence yani... yani böyle sanki ucu ucuna başa baş gibi. Başa baş gibi. Bence bir 4-5 bu anda burada bir refah payının olması lazım. Sonuçta ücretlerimizin hepsi Doğru. %50 arttı. Ortalama bir yılda yapılacak olan ücret artışı baktığın zaman şirketlerden farklı farklı gösterebilirsek sektör ama %45. Dolayısıyla yaptığımız o yüzde 45'i de ne yapmam yapılması lazım doların da bir yıl boyunca bence yıl sonunda yüzde 45 kadar artması gerektiğini o kapsamda düşünüyorum ki verilmiş olduğumuz maliyetlerde almış olduğumuz şey başa baş noktasına gelsin. Peki e, yavaş yavaş sohbetin sonuna yaklaşırken pazarları ve sektörleri de konuşalım isterseniz. 2024 yılında yani dikkatimi çeken Amerika için Hindistan'a vurgulamışsınız. E, gerçekten Avrupa pazarını hece etmek yani Avrupa'ya komple bel bağlamamakla mahkumuz. Yani son dönemde zaten Amerika pazarında gösterdiğiniz ivme, gösterdiğiniz çaba takdire şayan. Evet. E, sorayım o tarafları, Amerika, için Hindistan gibi pazarlara hangi sektörlerle girebiliriz? Bu ülkelerde <laughs> nasıl bir potansiyel görüyorsunuz? Şimdi biz işte 2023'te birliklerle ve tim olarak gerçekten arkadaşlar orada bütün herkese emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hiç durmadık. Ayda 2-3 yerde olduk yani <laughs> e, birlikler ve tim olarak, sektör olarak. Özellikle biz Amerika'yı geçmiş dönemde olduğu gibi e, objektif e, içerisine aldık. Yani büyüteçliği bütün e, neredeyse eyalet eyalet her tarafı inceliyoruz. O yüzden bu sene 5 tane ticari heyet yapacağız Amerika'ya farklı farklı bölgelerde artı 2 tane de Kanada yapacağız. Hı hı. Bunlar karışık. E, bir de bizim sektörlerin yatıyorum ki e, kimya sektörü atıyorum ki hububat sektörü, tarım sektörleri, makina sektörü, elektrik elektronik sektörler ticariyetleri bunun içerisinde değil. Bu timin sadece yapacakları. E, Çin biliyorsunuz dünyanın en büyük pazarlardan bir tanesi. Çok fazla cari açık verdiğimiz pazarlar içerisinde geliyor. Dolayısıyla dedi ki en azından üç 3 tane Çin'de farklı farklı noktalarda bir ticaret yapalım. Yine aynı şekilde Hindistan gelecek ilgili dünya ekonominin içerisinde neredeyse Çin'den sonra gerek nüfus olarak gerek büyüme olarak çok yukarı doğru ilerleyen bir ülke. İki, iki e, ticari heyet o kapsamda yapacağız. Bizim yaptıklarımız genelde e, karışık, ilgili olan sektörler. Ama bunların dışında özellikle 2024 yılında tamamlayıcı e, ticari heyetler yapacağız. Ne demek tamamlayıcı? Birbirine benzeşim gösteren, örnek veriyorum, hazır giyim, diyelim ki deri, ayakkabı. İşte kim uyuyor buna? Hubat, şey, e, mücevherat sektörü. Peki. Onlarla beraber mesela tamamlayıcı sektörlerle beraber ya da bunun içerisinde gerekirse kuru meyve, zebze işte olan noktalarda onları da olarak. Türkiye'de uygun olan sektörleri birleştirerek sadece atıyorum ki 27 sektör değil, 5 sektör gideceğiz. 10 sektör gideceğiz. Hı -hı. 2024 yılında farklılık olarak bir bunu yapacağız. Bir de şunu yapacağız 2024 yılında İstanbul'da hem hizmet ihracatına destek çıkması noktasında çok dünyadan en az 400-500 kişilik bir alım heyetini en az iki gün İstanbul'da alacağız. Hem Türkiye İstanbul'un turizm noktasında, tanıtma Doğru. noktasında, hem de mal ihraç etme noktasında, bütün sektörlerin önünü açarak e, Türkiye'yi tanıtma ve algıyı değiştirme noktasında öyle bir çalışma içerisinde, bütün ticari müşavirliklerimizle ve Ticaret Bakanlığımızla koordineli bir şekilde, İnşallah e, mayıs sonu ya da haziran başında da öyle bir çalışmayla beraber e, yap, yaparak 2024'te ortaya koymuş olduğumuz hedefi yakalamış oluruz diye düşünüyorum. Otomotiv tarafında ihracat özellikle pazar kayıpları sürer mi? Orada bir risk görüyor musunuz otomotiv sektörü için? Bence 2024 için de aynı şekilde e, devam eder. 2023'te zaten şu anda çok büyük bir domino etkisi yaptı. %13 üzerinde bir artış yaptı. 30 milyar doların üzerinde de bir ihracat olduğu için otomatik olarak e, otomotiv sektörümüz 3 3,5 milyar plus yaptı e, Hı -hı. bu senedeki. Aslında hani kimi sektörler eksi kimi sektörler arttı. Özellikle otomotiv çok büyük bir kaldıraç etkisi yaptı ki toplamı o kapsamda artı oldu. Yine makina sektörü de %10'un üzerinde bir artış. Elektrik elektronik sektörü, e, iklimlendirme sektörü, büceverat sektörü çok büyük bir şey yaptı. 5,5-6 milyar civarında olan e, ihracat yedi buçuk üzerinde bir rakam hmm. oldu. Yani iki oradan geldi. Toplam otomotiv ve mücevherat toplandığı zaman beş yani üzerinde bir artış koydu. Bu artışlar bence 2024 yılında devam eder. Otomotiv için e, bir de biliyorsunuz yani Türkiye'nin bir otomotivi var. Yani 2024'ten sonra e, ihracada başlayacak. O da ihracada başladıktan sonra bence Togun otomotiv... da desteğiyle evet, desteğiyle beraber çok daha yukarılara doğru çıkar diye düşünüyorum. Peki sizin de içinde olduğunuz hazır giyim tekstil sektörü yani burada mesela özellikle çok uzun süredir siz de hep söylüyorsunuz ya şu markalaşmayı patenti kendi markalarımızla yurt dışında Türkiye'yi temsil etme işini biraz daha iyi yapabilsek diye orada sizde var mı iştah görüyor musunuz? Ya bence orada ben aslında son 20 yılda incelediğiniz zaman hmm. gerçekten Türkiye'nin geldiği konum çok iyi durum da çok iyi. Yani şu anda biz e, Sanki sadece diyelim, parmaklarını geçmiyor markalar baktığınızda aslında ama aslında dünyayı da incelediğiniz zaman bir ülkede e, ya bir hazır giyim sektöründe diyelim bir 15 tane marka sayma şansınız yok yani şu anda hani marka isimleri vermiyorum ama ya yani bir çok rahat bir şekilde bir 10 tane marka şu anda sadece Türkiye'de değil dünyanın özellikle bizim komşu olan peki e, sadece Batı Avrupa tarafında görmediğimiz için hmm. hani çok böyle kafamızdan Doğru marka olmadı ama. Türkiye Cumhuriyetleri, işte Rusya tarafları, özellikle Doğu Avrupa tarafları, Körfez taraflarında, yine Arap Kuzey Afrika taraflarında çok mağaza var. Yani şu anda sadece hazır giyimde bildiğim Kornur ve mağazaları dahil en az 2000'e yakın mağazalar var sadece. Bütün herhalde Kornur mağazaları var, 5000'e yakın neredeyse Türk markalarının mağazaları var. Yani bunlar gittiğiniz zaman çok büyük markalarımız da o kapsamda var. Ben özellikle hazır giyim bu kapsamda gittikçe özellikle devletimizin ortaya koymuş olduğu yine desteklerle beraber daha fazla çoğalacağını, yine özellikle online kanallarının artmasıyla, e-ticaretin çoğalmasıyla beraber çok daha fazla bu kapsamda Türk markaları bence önümüzdeki dönemlerdeki markalaşma noktasında açık. Ayrıca biliyorsunuz son iki yılda hem hazır giyim birliği başkanlığı da olduğum için açık başkanlığı yapmaya çalışıyoruz. E, i̇ki yıl önce e, Türkiye çok büyük bir fuar kazandırdık. İstanbul Fashion Connection diye bir fuar, Ifco diye. Şu anda 500 firma ile neredeyse her yıl 20 bin kişinin ziyaret ettiği bir fuar. Yine ona e, ondan sonra bir de tekstil, ikisini beraber çok fazla ben ayırmıyorum. Tekstil ve hazır giyimde gerçekten Türkiye'ye biz şu anda çok büyük bir fuar kazandırdık. Yine İstanbul Fuar Merkezi'ne biz geldikten sonra timi de o yapıya ortak ettik. İnşallah hem ticaret odamızla beraber şu anda mevcut olan kapasiteyi iki katına çıkararak yani İstanbul'u tekrar dünyada bir fuar merkezi haline getirme noktalarında her sektör işte mobilya sektörü, halı sektörü geçen iki ay önce fuar yaptı. Avrupa'nın ne deyse dünyanın en büyük fuarı ve ilk fuarları. Dolayısıyla o anlamda da biz hem birliklerle hem tim olarak çok bir bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Bunların desteğiyle beraber önümüzdeki dönemlerde Türkiye'den farklı farklı sektörlerde, mobilya sektöründe de bizim aslında markalarımız var. E ama bunlar hızlı, çok hızlı ilerlemiyor. Biraz o konuda biz firmalarımızı bence yargılıyoruz. Yani yeni başladık. Yani son 20 yılda aslında bunlar çok büyük bir şekilde ivme kazandırdı. Önümüzde ama kademe kademe diyorsunuz zaten. Kademe kademe. Bence çok, çok daha normal. bir şekilde önümüzdeki 10 yıl içerisinde farklı markalar çok daha büyük noktalara gelirler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar hem e, kıymetli analizleriniz için hem de bizi burada ağırladığınız için ağzınıza sağlık Mustafa Bey. Çok teşekkür ediyorum biz de. Siz de Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne gerçekten hoş geldiniz. Çok daha önceden çok programlar yaptık e, diğer televizyon kanalında. Sizi burada darlamak bizim için de bir şeref. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde yayınımızı burada noktalıyoruz. Yayının sonunda Paribu ile öne çıkanları izlemeyi unutmayın. Paribu ile haftanın öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Sermaye Piyasaları Kurulu liderliğinde kripto varlık yasa tasarısı toplantısı yapıldı. Ülkemizde kripto varlık yasa tasarısı çalışmaları son dönemde hız kazandı. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek kripto varlık yasa tasarısını Ocak ayında meclise sunmak istediğini daha önce belirtmişti. Bu bağlamda perşembe günü Sermaye Piyasaları Kurulu liderliğinde MASAK, BDDK, Merkez Bankası, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, aracı kurumlar ve banka yetkililerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi ve yasa tasarısının detayları konuşuldu. Kullanıcıları koruma yönelik düzenlemelerin altı çizilirken yabancı borsalara da engelleme değil düzenleme geleceği konuşmalar arasında yer aldı. Amerika'da sıra spot Ethereum başvurularının karar sürecinde. Bitcoin ETF onayından bu yana Ethereum bir sonraki aday olarak bekleniyor. SEC son olarak Fidelity'nin spot Ethereum başvurusuna yönelik karar sürecini 5 Mart tarihine erteledi. Bu konuda bir kesim menkul kıymetler yasası ile ilgili kripto borsalarına karşı açtığı davada SEC'in Ethereum'dan bahsetmemesini onu bir MT olarak tanıyabileceği yönünde yorumluyor. Bir diğer kesim de 2023 Eylül ayında Ether vadeli işlemlerine dayalı ETF onaylamasının Ether'in başlıca bir MT olarak kabul edildiği anlama geldiğini iddia ediyor. JP Morgan'ın analistleri ise şüpheci. 18 Ocak'ta müşterilerine gönderdikleri bir notta Yukarıdaki argümanlara sempati duymakla birlikte Sekin Mayıs ayı gibi kısa bir süre içinde eteri bir MTO olarak sınıflandırılacağına şüpheyle yaklaşıyoruz dedi. Ve bu yılın Mayıs ayına kadar bir spot eteri ETF'inin onaylanma şansının %50'den fazla olmadığını ekledi. Güney Kore spot Bitcoin ETF kararını yeniden değerlendirmek istiyor. Bitcoin spot ETF'lerinin Amerika'da kabul edilmesi spot kripto ETF'leri konusunda diğer ülkelerde de tartışma başlatırken Güney Kore'deki resmi kurumlarında bu konuda anlaşmazlığa düştüğü görülüyor. Spot Bitcoin ETF'lerinin Amerika'daki onayından sonra Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu bu alandaki gelişmelerin kendilerini ilgilendirmediğini belirterek Güney Kore'deki kanunların değişmeyeceğinin altını çizmişti. Komisyon, spot kripto ETF'leri konusunda aracılık etmenin ya da direkt bu hizmeti vermenin sermaye piyasası kanunu çiğnemek olacağını belirtmişti. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi ise düzenleyici kurumun bu tutumuna yanıt vererek spot Bitcoin borsa yatırım fonu ile ilgili henüz kesin bir karar almaması gerektiği yönünde bir mesaj verdi ve bu görüşünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bu gelişmeyle birlikte Asya pazarında ve özellikle Güney Kore'de spot kripto ETF'leri ile ilgili tartışmaların ve düzenlemelerin gündemde kalmaya devam etmesi bekleniyor. Paribu ile haftanın öne çıkan gelişmelerini burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu